Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Ben operatör doktor Berkay Çaytemel, kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi uzmanıyım. Klinimizde en çok yaptığımız cerrahi işlem burun estetiği. Ben de bugün burun estetiğinden bahsetmek istiyorum. Rinoplasti ya da diğer adıyla burun estetiği, burunda şekil değişikliği ve fonksiyonel değişimin beraber gerçekleştiği bir cerrahi prosedür. Özellikle son 10 yılda sosyal medya kullanımının da artmasıyla oldukça revaçta bir cerrahi. Özellikle bu selfie kameraların hastalar tarafından sıkça kullanılması ve sosyal medyada paylaşılmasıyla beraber burun da oldukça önemli bir cerrahi alan bizim için. Son 10 yılda yapılan çalışmalarda en çok sıklığı artan estetik cerrahi rinoplasti ameliyatı. Biz rinoplasti ameliyatında görünümü değiştirmekle beraber hastanın mevcut olan fonksiyonel şikayetlerini de gideriyoruz. Bunların başında tabii ki nefes alma geliyor. Çünkü burun tam yüzün orta noktasında yer alan estetik olarak çok önemli bir organ olmakla beraber koku alma ve nefes alma gibi çok önemli fonksiyonları olan bir doku. Biz bu ameliyatta burunun şeklini değiştirdiğimiz sırada içine de özellikle halk arasında kıkırdak eğriliği diye bilinen septum deviasyonu ve burun eti büyüklüğü olarak bilinen konka hipertrofisi gibi patolojilere de müdahale ediyoruz. Sonuç olarak bizim önceliğimiz güzel, estetik, fonksiyonel bir burun yaratmak. Burun estetiği ameliyatında en önemli nokta aslında planlama. Hasta kliniğe geldiği zaman, ameliyat için bize başvurduğu zaman 45 dakika bazen 1 saat süren görüşmelerimiz oluyor. Hastanın detaylı muayene ile fonksiyonel problemlerini saptadıktan sonra kendisinin isteklerini de göz önüne alarak hastayla bir nevi aslında fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bazen hatta genellikle diyeyim hastalar elinde çekilmiş fotoğraflarıyla ya da ameliyat olan arkadaşların önerileriyle geliyorlar bize. Bu burnun onların yüzüne uyup uymayacağını, kendisinin yüzünde nasıl duracağını veya böyle bir burnun ona bir fonksiyonel problem yaratıp yaratmayacağını hastayla görüşerek ortak bir paydada buluşmak en doğrusu. Bunun için simülasyon programları kullanıyoruz. Hastanın fotoğrafını çektikten sonra sonrasında nasıl gözükeceğine dair hastaya bilgi verme amaçlı bir görsel gösteriyoruz. Tabii ki bu görsel teyit amaçlı değil de hastanın takıntılarını, isteklerini ve ona bizim planladığımız burnu kendisine göstererek ileriki aşamada nasıl bir buruna sahip olacağını kendisine bilgilendirme amaçlı. Aslında burun estetiğinde kabaca iki teknik var. Açık teknik ve kapalı teknik diye. Ben sıklıkla hastalarımda açık teknik tercih etmekle beraber özellikle küçük revizyon işlemlerinde kapalı teknik de tercih ediyorum. Tabii ki bu açık teknik hastalarımızın en çok korktuğu şey belki iz problemi. Ama kolümele dediğimiz burnun tam orta noktasında ters V şeklinde çok küçük bir kesi yapıyoruz ve neredeyse birinci yılda hiçbir hastamız bu izi göremiyor. Dolayısıyla bu izden yana hastalarımızın herhangi bir endişesinin olmasına mal yok diyelim. Aslında en önemli süreç ameliyattan sonraki süreç. Burada kabaca iki aşamaya ayıralım isterseniz, erken dönem ve geç dönem diye. Ameliyatımız yaklaşık cerrahi tekniğe göre 1 ila 4 saat arasında sürmekte. Benim cerrahilerim ortalama 2 ile 2,5 saat arası sürüyor. Hastamız genellikle aksi bir durum yoksa bir gün hastaneye yatıp ertesi gün taburcu olmakta. Taburcu olduktan sonra özellikle bir hafta ne yazık ki hastalarımız için biraz sıkıntılı geçiyor. Her ne kadar burun içinde delikli nefes alabilen silikon tamponlar kullansak da bunlar kanla ve pıhtıyla bir nevi tıkanıyor ve hastalarımız en azından ilk bir hafta boyunca ağızdan nefes almak zorunda kalıyor. Yine özellikle ikinci, üçüncü günde başlayan şişme ve ödem ne yazık ki gördüğümüz problemler. Hastalarımız ilk yedi gün bizim söylediğimiz şekilde ilaçlarını kullandıktan sonra yedinci gün kabaca kliniğimize geliyorlar. Tamponlarını ve burun üzerindeki alçılarını alıyoruz. Yine buruna bir bantlama yapıyoruz. Aslında ilk bir hafta bu sürecin en zor olan kısmını hastalarımız atlatmış oluyor. Daha sonrasında bantlamalarımız olacak ve hızlı bir şekilde burnumuzun küçülmesi yani ödem atma sürecine geçeceğiz. Ve belki hastalarımızın en önemli sorduğu, en çok sorduğu şey ödemim ne zaman geçer, burnum ne zaman istediğim halini alır. Bunun için de en önemli nokta aslında hastanın cilt yapısı. İnce derili hastalarda kabaca istediğimiz görüntüye 1 ila 2 ayda ulaşırken kalın derili hastalarda burnun tam oturması 1 yılı bulabiliyor.
hani her hem ince hem kalın derili hasta grubu genellikle birinci halde yan profilden istediği görünüme sahip oluyor. Ancak ön görünüşten özellikle incelme ve simetrinin her iki hasta grubunda da işte ince derili hastalarda 3 ay, kalın derili hastalarda yaklaşık 1 yıl sonra oturduğunu ve istediğimiz seviyeye geldiğini söyleyebilirim. Özellikle burun estetiği konusunda İstanbul ve ülkemiz oldukça revaçta. Hatta yurt dışında bir kongrede İstanbul'da rinoplastinin başkenti dendiğini duydum bizzat. Çok hastamız var yurt dışından. Yaklaşık hastalarımızın 7 gün ilk tampon sürecinde ülkemizde, İstanbul'da kalması, ikamet etmesi gerekiyor. 7. gün hastalarımızın tamponlarını aldıktan sonra 8. gün uçağa binerek ülkelerine yolluyoruz zaten. Genellikle bizim istediğimiz şey aslında ilk 6 gün en azından İstanbul'da kalmak. Hastalarımız İstanbul'da kalması tamponların alım sürecine kadar. Ancak işte İstanbul'a yakın mesafelerde Tekirdağ, İzmir gibi nispeten araçla 3-4 saatlik mesafeyle gidilebilecek yerlere, yine Ankara'dan da hastalarımız geliyor ve o bölgelere gidiyorlar. Araçla yolculuk yapabiliyorlar. Ancak tamponlar varken ilk 7 gün tamponlar alınmadan uçağa binmek birazcık riskli olacaktır. Kalkış sırasında basınç eşitleme problemleri olacağından genellikle ilk 7 gün uçak yolculuğu önerilmiyor. Revizyon burun estetiği de oldukça sık yaptığımız cerrahi prosedürlerden bir tanesi. Çeşitli yayınlarda değişmekle beraber revizyon oranlarının %5 ile 15 arası olduğunu söylemek mevcut. Yani kabaca 10 hastadan birinde ufak da olsa belli başlı problemler çıkıyor. Çünkü burun fonksiyonel, nefes alan bir organ ve yüzümüzün tam ortasında, travmalara da açık, yatma pozisyonunda bazen bu problemler meydana gelebiliyor. Bazen hastalarımızın önceki burnu çok eğriyse yeniden ufak tefek eğilmeler oluyor. Genellikle revizyon işlemleri minör revizyonlar, yani küçük işlemler. Burun estetiği konusunda en önemli şeyin ben ameliyat öncesi planlama olduğunu düşünüyorum. Hastalarımız kendi hekimleriyle konuşarak, kendi isteklerini düzgün şekilde yansıtarak hekimin de estetik algısına uygun bir burun ortaya çıkacağını bilerek iyi bir planlamayla başarılı bir burun estetiği sürecine sahip olabilirler diyorum. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.